Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Zor köklenen bir ağacımızın yanındayız. Bu ne? Nar. Herkes muzdarip bir konudan. Arkadaşlar, zor da köklense bazı ayrıntılar var. Standardın dışında. Bu eylemleri yaptığımızda bu ağacın mesela köklenme oranı %40 ise bunu %80'e çıkarmamız mümkün. Video sonuna kadar seyrederseniz bu eylemi göreceksiniz. Bir havayı daldırmanın dışında neler yapılması lazım ki narımız köklensin. Arkadaşlar bu çeşit çekirdeksiz nar. Komşumuzun. Budamamış. Budayalım mı dedik. Şubat'ın Şubat'ın sonundayız arkadaşlar. Eski aydayız. Allah kısmet ederse eski ayda uygulamamızı yapacağız. Nara. Hususumuz neydi arkadaşlar? Zaten 1,5'luk şişe yapacağız. Sıkışmaz. Şurada bir yerden şöyle. Şuradan bir yerden yakacağız. Arkadaşlar burada bir husus daha söyleyeceğim. Mesela şurada kalın bir gövde vardı. Biz bunu kestik. Biraz daha inceye 1-1,5 santimlik bir gövdeye yaptık. Kalın gövdeyi arkadaşlar yaptığınızda çapaklansa dahi kalın bir gövdeyi beslemek zorunda olduğundan dolayı ağaç gelişiminiz yavaş olur. İnce bir dana çalışırsak bu husus daha başarılı oluruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir bilezik çıkaracağız. Bilezik kalınlığımız arkadaşlar 2 santim yeter. Ya da şu çubuğun kalınlığında bir alanı sıyırmamız yeterli. Şöyle arkadaşlar. Bu biraz susuz tarihimiz eski ay olduğundan dolayı biraz uğraşacağız tabi. Uğraşacağız. İşimiz, bir işimiz yok. Bu işimiz bugün bu. Şöyle teker teker çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaş kabuk sıyırma işlemimiz devam ettikten sonra biliyorsunuz şurada bir doku var. Parlak. Yani şu doku kabuğun birbirine tamamlanma dokusu. O dokuyu eğer bıçak yardımıyla sıyırmazsak arkadaşlar bu işlemimiz boşa olabilir. Buradan kabuk tamamlıyor çünkü. Çapaktan önce kabuğu tamamlamaya geçiyor. Bizim bu sefer eylemimiz ne burada? Bunu çapak attırıp başka bir yere taşımak. Bu eylemimiz boşuna oluyor arkadaşlar. Ben çok yaşadım. Burada parlak dokuyu kesinlikle alacağız. Bu hususa dikkat edelim. Bunu aldığımızda buradan sadece şeyden beslenecek, gövdeden beslenecek. Kabuksal besinli ne yapacak? Bu üst gövde alabilmek için buradan çapaklar oluşturup ondan alacak. Evet arkadaşlar. Bu işlemimiz tamam. Şimdi bu nara ne yapacağız ki? Çapak atma oranını yükselteceğiz. Hususlar zaten burada arkadaşlar. Şimdi birinci işimiz şişemiz ne kadar? Şuradan aldığımızda şurada. Evet. Şuradan bir keseceğiz. Önce uzun bırakmayacağız. Diğerleri gibi. Evet arkadaşlar kestik. Tabi bunları macunlayacağız. Buraya macunlayacağız. Buraya macunlayacağız. Arkasından yine yapmaya devam edeceğiz. Başka eylemlerimiz var arkadaşlar. Şurayı tam temizleyelim. Şimdi depeyi neye kestik? Enerji alanını daraltmak için. Kestik. Ne oldu? Bir 60 santim mesafeye burası şey olacak. Buradaki gelen enerjiyi burada 60 santimi besleyecek. Akabinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu boyumuz biliyorsunuz şu. Geldi burada yandı. Köklenme buradan oluşacak. Ve arkadaşlar şu eylemi de yapacağız. Bu eylemi yaparsak çapaklanma oranımızı burada 50 tane çabak atarsa bir 50 de üstten attıracağız. Ne yapacağız? Bu sefer ağaç adaylığına hızlı götüreceğiz. Evet. Yaklaş hocam. Bileziğimiz hemen üstünün arkadaşlar. Bakın. Şunu yapın. Bakın. Gördün mü arkadaşlar? Tabi biraz şey alın. Derin alın. Orada doku kalmasın. Doku kalırsa bu yaptığınız işlem hiçbir işe yaramaz. Hemen arkasından arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Çapak atma alanımızı genişlettik. Buradan atacak ve buradan atacak. Şunu yapsak olmaz mı diyeceksiniz. Bunu tahmin ediyorum.
İşte bu bileziği çıkardığımız yeri yan kessek. Arkadaşlar şu oluyor. Oradan yaptığımızda kabuk ayrılıyor gövdeden. Çapaklanma gene gerçekleşmiyor. Bu nar için konuşuyorum arkadaşlar. Nar zor çapaklanan havayı daldırma yöntemi ve diğer yöntemlerle zor çapaklanan bir tane ağaç. Biliyorsunuz dut ağacı yaptım. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O hemen çapaklar. Ondan sonra üzüm, yemiş, incir arkadaşlar. Bunlarda sıkıntı olmaz. Ve arkadaşlar köklendiriciniz varsa kimyasal ya da doğal. Bende humik asit var. Bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şöyle. Hemen şuraya bir yıkama yapacağım. Humik asit arkadaşlar doğal. Herhangi bir kimyasal içermez. Siz kimyasal da kullanabilirsiniz ölçülerinde. Ama tekrar diyorum ölçülerinde. Şu çapak oluşacak olan yerler arkadaşlar. Şunu şöyle yaparsanız. Biraz da kurumasını beklerseniz daha iyi olur. Çünkü toprakla beraber şey olmasın, sıkıntılar olmasın, sıkıntılar doğurmasın. Toprağı sulayacağız ama gene bu şekilde biraz kurumasında fayda var. Arkadaşlar şimdi buradaki yapılacak olan işlem çok kolay. Bakın her zaman dediğim gibi bunu kesip bantlamaya uğraşmayın. Zaten kalın gövdelere yapmayın. Kalın gövdeyi beslemesi bu çapakların zor olur. Hemen şu işlem arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar basit bir işlem. Bunu yapın arkadaşlar. İşiniz hızlı yürüsün. Bakın bir video çekiyoruz. Daha 15-20 dakika sürüyor. Siz de şimdi bu karışımda ne var arkadaşlar? Bu biraz zor olduğundan dolayı ben solucan gübresi torf, dağ torfu %30 kadarı toprak karıştırdım. Toprak biraz daha besinli olsun ve yumuşak olsun diye. Solucan gübresi bende vardı. Siz solucan gübresi kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Normal hayvansal gübre de kullanabilirsiniz. Bu dağ torfu. Normal torf da kullanabilirsiniz. Yani marketlerde satılan normal torfu da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama gevşek bir toprak olması hususunda dikkat edeceğiz ki sıkıntılar da olmasın. Arkadaşlar göstersem iyiydi. O yukarı iki tane şey yaptık. İki tane kesik yaptık ya. O kesiği çok fazla yapmayın. Çünkü aşağıdaki damarları kesmiş oluyoruz orada. Yanlardaki besin ögeleri aşağıdaki çapak yapmayı yavaşlatmasın. Yaptığım kadar yeter. İki tane yaptım. Oradan da çapak atıp aşağıdan da çapak atıp amacımız ne? Buradaki yapacağımız ağacı güçlendirmek. Bu hususa dikkat edin arkadaşlar. Evet. Fazla doldurmayalım. Çünkü sulayacağız. Alt inecek. Aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. Bu normal bir havayı daldırma değil arkadaşlar. Normal standartları biliyorsunuz. Yaparsınız geçersiniz. Bu değil. Şimdi sırasıyla hepsini göstereceğim. Evet. Şimdi aşağıdan çıkmasını bekleyeceğiz. O çıksın. Biz ne yapacağız bu ara? Hemen şu yaramızı kapatacağız arkadaşlar. Çünkü bir taraftan da buradan su kaybetmesin. Ve tamiratımızı yapalım. Ha, bu havayı daldırmamız olduktan sonra zaten bu gövdeyi dibine çıkarıvereceğiz ama olsun. Komşumuz budamasa dahi budamamasının bir sebebi vardır. Biliyorsun arkadaşlar eski insanlar ağaçlarının budanmasını kesilme diye algılıyor. Maalesef verim de düşük oluyor. Tabi zorlamadık. Sağ olsun. İstediğin kadar yap dedi. Bize bir tane yeterli. Çünkü bir ağaç yeterli. Yemek için. Bu işlem tamam. Şimdi üstü yüksek geldim ona bakacağım. Tabii ki de yüksek. Gerek yok. Yani şurada bir arkadaşlar buranın yüksek olması büyük bir ağaç olur anlamı taşımaz. Bunu her seferinde söylüyorum. Bir sürü gözenek var. Şuradan kısaltacağım. Çapağımın buradan daha iyi atmasını sağlayacağım. Kısa olunca ne olacak? Oradaki oluşumlar yukarıyı beslemek zorunda kalmayacak. Enerji bir arada birikecek. Hemen burayı da ağaç macunumu uyguluyorum. Arkadaşlar. Detaylar devam edecek. Bu normal bir daldırma yöntemi değil arkadaşlar.
zor köklenen ağaçlara farklı farklı yöntemler uygulanır. Ve bu yöntemler araştıra araştıra arkadaşlar bulunur. Biz de deneye deneye ne yapsak ne olurla alakalı bunu tabii ki bu yöntemleri deneyip duracağız. Evet, çalkalayalım hümük asidimizi. Arkadaşlar bir çapaklandırma gerekiyor buna. Yoksa da yapacak bir şey yok. Yaparsınız, olmazsa bir daha yaparsınız. Çünkü günümüz şartlarında bir sürü para bu çapaklandırıcılar. Ya bizde var devamlı kullandığımız için. O sıkıntı değil. Ama sizin açınızdan diyorum. Şöyle bir yardımcı olmaya çalışalım. Evet. Ham toprak olduğu için biraz el etkenliği zor oluyor. Şöyle. Evet. Ha biz ne yapalım? Şu üstündeki boşluğu dolduruverelim. Aşağı doğru geçe dursun. Zaman kaybı olmasın. Arkadaşlar kesinlikle alttan çıkacak bu su. Şu dökmemle beraber bu su çıkar alttan. Evet. O yavaş yavaş yorulsun. Şu an bizim onun işimiz yok. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Birinci susumuz neydi? Daha önce söylediğim gibi şeffaf olduğundan dolayı kesinlikle karanlık yapacağız bu köklenme bölgesini. Bu önemli arkadaşlar. Çapak atar mı? Atar. Ama %100 garanti işlere bakacağız ki işte vay köklenmedi, vay canımız sıkılmayacak. Yaptığımız iş honti garanti olacak. Benim size tariflerim her şey arkadaşlar her zaman honti garanti olur. Evet arkadaşlar. Su gitti. Alttan çıkmaya başladı. Bunu beklemeyelim. Bunu hiç beklemeyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradan basitçe bir fidan kesesi bu arkadaşlar. Yani dolum şeyi ne yaptık? Geçirdik. Gayet de güzel oldu. Hemen şurayı banta gerek yok. Şöyle hemen bağlayıverelim. Bu ne olmuş? Mecbur şey yapacağız. Şunu da yapacağız. Zaman kaybına gerek yok. Evet. Sikle işimizi şuradan saralım. Arkadaşlar bantımız da var. Bantla biz sonra bunların sağlamlamasını vesairesini yapacağız. Buradaki husus şu. Mantığı kavrayın arkadaşlar. Zaman kaybı olmasın. Maksat burada yapılması gereken hususun ne olduğu. Banta da gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde yaparsınız. Amacımız burada. Bununla poşetin çıkıp gitmemesi. Buradaki husus bu. Daha işlemlere devam edeceğiz arkadaşlar. İşlemlerimiz var. Bunu daha basit nasıl tuttururuz, nasıl çapaklandırırız. Daha bitmedi işimiz. Evet. Bu fidanımız. Arkadaşlar. Şimdi burada bu kestiğimiz alanın nem kaybetmesi ve kötü hava şartlarından etkilenmesini indirgeyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu an bu sene hava şartları kötü gidiyor. Aklıma gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu sene ekimlerinizi biraz geç koyun. Hani Şubat'ın sonuna falan ekim yapılır ya. Mart ayı içinde vesaire. Bence o benim tavsiyem Mart ayının çıkmasını da bekleyin. Kötü hava şartları, yağmur, fidanlar arkadaşlar korunaklı yerden çıkar. Yani korunaklı yerlerden bahçeye çıkar. Burada bir strese sokmayın ağacı. Hiç gerek yok. Bir ay sonra ekin. Zaten bunu sulayacaksınız. Açtığınız yalak çökecek vesaire. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu da eklemek istedim. Kötü hava şartlarına karşı arkadaşlar bunu ne yapacağız? Uygun bir poşet. Şu uygun mu? Evet. Uygun olabilir. Bakacağız. Hemen eldivenimizi çıkaralım. Çünkü biraz ince bir detay gerekiyor. Arkadaşlar siz macunun kurumasını bekleyin. Ama biz şu an beklememize gerek yok. Biz ona bir şey olursa gene yaparız. Arkadaşlar hadisemiz bu.
çapak atmaz. Doğru, atmazdır. Ama bazı ince detaylar arkadaşlar. Bizde ince detaylar olmayan oluşumlarda ince detaylar her zaman vardır. Bir bu değil arkadaşlar. Farklı bir olay vardır. Video çekmemişizdir. Kanalımıza hemen yazın. Hocam şöyle şöyle bir şey oldu. Sebebi şuydu. Bu neden böyle olur deyin. Eğer yaptığımız, tecrübe ettiğimiz bir şey varsa size tekrar geriye döneriz hemen. Bir faydamız dokunursa bizim için mutluluk kaynağıdır arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi ben burayı? Hemen bantlayacağım. Ne dedik arkadaşlar en başında? Bu işlemimiz bir havayı daldırma yönteminin dışındaki bir işlemler diye söylemiştim arkadaşlar. Evet, o yöntemin dışında bir işlemimiz oldu şu an. Video uzundur. Çok önemli değil. Bunu tutturacaksak izleyeceğiz. Evet. Macunumuz dediğimiz gibi oraya şey yaptı. Arkadaşlar şimdi burada şunu yapın. Şunu yapalım. Kış günü bunun suya ihtiyacı olmaz. Kıştayız yani. Şubat'ın sonu. Mart, Nisan aylarında falan ihtiyacı olmaz ama yağmurlar gittikten sonra hava ısınmaya başladığında şuraya bir şey doldurun. Hemen bunun içine hümük asidiniz varsa hümük asitli de olur. Hemen su takviyenizi yapın. Bir küçük delik bırakabilirsiniz. Ya da burayı çözme yöntemi basit bir şey yapabilirsiniz. Su ilavesini yaparsanız arkadaşlar bunun çapağı daha iyi olur. Daha fazla gür olur. Ve verilen sürgünümüz arkadaşlar alır gider. Detaylarıyla beraber arkadaşlar nar daldırma, havayı daldırma, dalında köklendirme işlemi bu. Bu daha önceki yaptığımız, denediğimiz hususlar. Ve bu bir ağaç adayı bundan sonra. Bunun sonucunu göstermeme gerek yok. Deneyin arkadaşlar. Sonuçta hiç bakmamıza gerek yok. Ha, ileriki günlerde gene gösteririm. Sıkıntı yok. Ama bu sonucu alınmış bir video. Görüşmek üzere inşallah.